Ya bizim gözler GP'ye de döner perde mi? Çıktı galiba. Yanıp sönüyor mu şu anda? Yanıp sönüyor şu an. Tamam. Alt taraftan gözüküyor evet. GP'ye döner mi? O şey background'da mavi yani. Çok yakın birbirine. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani mavi tarafta gerçekten nardan başka tercihiniz yok. Ya nar seçeceksiniz ya da armut tarzı. Yani bu Kongalıp. Allen'in iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama Nar'ın bumerang ile çok derladığını da biliyoruz. Ya rakiplerini. Tabii ki Nar yakıncılara karşı belli bir avantajı olabiliyor ama Fiora bilmiyorum bu noktada çok etkilenir mi? Koridorda rahat bir şekilde kalacaktır. Genelde erkenden alınan ejderler sizden bir şeyler götürür ama bu noktada Tarzan'ın çok bir şey kaybettiğini görmüyoruz. Sonuçta LNG bu alameti bırakmak zorunda kalıyor ve 14. dakikada kule barikatları ortadan kalkmadan da ultinin yavaşlatmasını yemedi burada KJJ. Ya şimdi Ayvandi körü körüne attı. Yerini tahmin ediyordu. Santorin'in ulti kurtarmaya yetecek mi? Parkurda geliyor ama Aykın'ın hayali zincirlerinden kaçışıyor. Blanka gitti. Keşke daha önce isteseymişiz. O da var. O da var ama yani eğer Afenius'u böyle zahmetsiz, sağlam bir koridor aşaması geçirmesine izin verirseniz ya bu takım aslında 4 tehdit kompozisyonu. Neredeyse 40 milyon önde olan Light'ın da bir başka minyon dalgasını yeniden kuleye yem ettiğini görüyoruz. Ve ilk kuleyi de aldı. LNG gaza basmaya devam ediyor Alfari bu arada. Şu ana kadar Talon performansı çok ikna edici değildi benim için. Tactical ve KJJ çok tehlikeli bir noktada buldular kendilerini ve Icon'la Tarzan iki tane çok ölümcül şampiyon. İsabet dalgası da geliyor ama Ezreal Nasar şu anda biraz limitli. Tutuşturla beraber ekstra bir şey çıkar mı bu arada Tarzan? Önce Leona'yı aldı ardından içeri doğru fıkılcıyla girdi Jensen. Sarı kartı kullanamadan Tarzan orada skor alıyor ve hemen orada çalmayı başarıyor Ezreal'ı. Oturdu kuleye falan vuruyor yani ortadaki kuleye. Yani Afedos bu kadar kendine güvenli hamleler yapabiliyorsa başınız derttedir. Alay bu arada ultiye karşı karşı hamle kullanmadı ama zincir şimdi ikinci zincir tutuyor ve içeride şimdi karşı hamle kullanıldı ve Alfari burada düşecek. Icon seriye bağladı. Light'in üzerine bu arada Santorin gitmeye çalışıyor ama pasif bile gelmemiş. Ya ve Team Liquid'in yavaş yavaş oyun planının dağıldığı dakikaların içindeyiz gibi. Bir kez daha burada ulti kullanılıyor ama kırmızıyla beyazı gördüysen kaçacaksın. Icon bu arada Tactical'ın başını nerede sokabilir? Sihir geçişini bekledi. Oo Icon. Zuruş bir tane de. Icon Bey ne yapıyorsunuz? Alay yalnız şimdi 4 kişi hiçbir yerden skor alamıyoruz. Var şu Fiora'yı alalım dediler. Sıçra saçar tohum. Twisted Fate'in sarı kartına da bir karşı hamle gelecek mi? Fene! Fene! 1953'te Liquid'in ormancısı yokken neden Baron'a başladığını ben söyleyeyim sana Johnny. Baron şu anda değil. Team Liquid'in oyuna dair kontrolü birazcık kayboldu. Yalnız sarıyorlar etraflarını, sarıyorlar. İçeri doğru girdi Tarzan'dan kötü oyun. Tarzan'dan büyük hata. Tarzan ultiyle içeri girdi. Tiel'in beklediği çıkış bu mu? Dağ ruhuna bir süre daha veda etmiş olacaklar ve ormancı yokken Baron'a gider mi acaba buradan Tiel? Santorin yalnız geri dönemiyor. Çıkabilirler. Güzel şimdi artık Meganar girdi. Sarı kart burada karşı hamle de eriyor. Santorin'in başı dertte ve Fiora yavaş yavaş işleri ele alıyor gibi gözüküyor. İkinci skor da burada. Aykın'a gitti. Üçüncü skor. Burada Alen'in oluyor 2'deki Fiora'dan. Aykın da araya izini bıraktı. Liquid adına oysa her şey ne güzel başlamıştı. Nar ultisi de gayet güzel gözüküyordu ama. O Ezreal ultisi deseydi muhtemelen daha farklı şeyler konuşabilirdik. Ama yani oyunun geneline baktığımızda şu son 35-40 saniyeyi saymasak tamamıyla LNG'nin üstünlüğüyle devam eden bir oyun ve yavaş yavaş da oyunu kapatmaya doğru ilerliyorlar. Minyonları kalmadı yalnız bu aşkım. Birazcık işleri zorlaştırır. Ölümün dansı Hydra Kan İçen'le beraber öldürmek hiç kolay bir iş gibi gözükmüyor. Bir ultisi daha geldi. Ne oluyor Tactical'a? Tactical niye orada ve nasıl öldü? Ya tabii Tactical muhtemelen isabet dalgasının odaklanma süresinde Icon'ın hedef tahtasına oturdu. Jensen şimdi herkesin ortasında kronometreyi kullanıyor. Zoya'yı kullanıyor düzeltiyorum ama alaydan kaçış yok. Fiora, arka arkaya. Fiora, bir daha Felios aldı. Light ben o kadar minyon biçtim. Bana da biraz skor verin dercesine. Alfari'yi de kovalamaya devam edecekler. Birazdan Meganar'a dönüşecek ama 5 kişi köpek balıkları gibi kan kokusu aldılar. Geliyorlar. Prehistoric Yordle. Tarihe karışıyor. LNG gruptaki ikinci karşılaşmasında ilk galibiyetini alırken D grubunda halihazırda karmaşık olan işleri bir kat daha karıştırıyor. 15-1. Ali orada ulti o kadar güzel patlattı ki herkes orada fulledi. Bütün takım fullendi bu arada Fiora ultisinden. Ameliyatlı yerine vurdu gibi gördüm ben Fiora.